Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar. Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek TÜRKSAT uydu kanalı Bera TV'den hem bölgemizdeki hem yurt içi hem yurt dışındaki tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok değerli bir konuğumuzla Skype bağlantısına birlikte olacağız. Batı Karadeniz'in İnebolu sahillerine, İnebolu'ya uzanacağız. Orada çok değerli bir konuğumuz var. Ahmet Maranki, stratejik araştırmalar uzmanı. Çok değerli bir profesörümüz. Kendisi de bizim gibi Batı Karadeniz bölgesine her zaman son derece duyarlı bir dostumuz, bir büyüğümüz. Kendisiyle Batı Karadeniz'i konuşacağız. Batı Karadeniz'de yeni bir dönem olarak adlandırdığımız dönemi konuşacağız. Karabük'ten İnebolu'ya iyi akşamlar diliyorum Sayın Maranki. Teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Çetinkaya kardeşim. Ben de Karabük'e, bütün Karadeniz'e, Türkiye'ye, bu Karadeniz'in serin tepelerinden, İnebolu'dan, Yiğit İnebolu'dan, Şerif Ebacıların memleketinden, kayıkla kanının mucize oluşturarak Türkiye'nin kurtuluşuna sebep olmuş, istiklal mücadelesi vermiş, istiklal yolunun kahraman insanların bulunduğu İnebolu'dan selamlar Evet, diyorum. ben de onu dedim az önce. Seydilerli Şerife Bacı ile açtım, rahmetliyle ilgili. Şerife Bacı ile ilgili izleyicilerimize kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. Bir İnebolulu olarak, bir oğlu torunu olarak buyurun. Evet. Tabii maalesef biz geçmişimize sahip çıkmazsak bize de birileri sahip çıkmayacaktır. Yani tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bugün Türkiye'de biz bu yayını yapabiliyorsak, Ankara'da, Evet. Anadolu'nun pek çok yerinde insanlar rahat oturabiliyorsa huzurla, işte bu İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Karabük, bu bölgedeki yiğit insanların, Kastamonu'daki insanların üstün gayretleriyledir. Biliyorsunuz zor zamanlar ve yurt dışından gelen silahların İnebolu limanından alınıp Anadolu'ya götürülmesi lazım. İşte Evet. bunu yaparken Şerife Bacı bu arabayı çekerken karlı kış gününde Sayın Kastamonu Valimiz Şehmuz Günaydın'la Seydiler ilçesinde onun anıtını Genelkurmay Başkanlığı'nın desteğiyle açmak da bize nasip oldu. Çok şükür torunu olarak. Evet. Bunun da bir kere daha tarihe kayıt düşsün diyorum. Maalesef 100 yıldır Şerife Bacı'nın hani şeklen de olsa bir anıtı yoktu ülkemizde. Ama o biliyorsunuz kendini feda etti ve üstündeki çocuğunun üzerindeki giysileri aldı, Evet. mermilere örttü. O mermilerle bu ülke kurtuldu Sayın Mehmet Bey kardeşim. Evet. Onun için biz bütün Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da bugün de bu toprakları bize şehit kanlarıyla emanet eden bütün şehitlerimize, Şerife bacılara, hamamcı kadılara, hepsine rahmet diliyorum ve hayırla yad ediyoruz ve yad edilmesi lazım diye ve çocuklarımıza gösterecek bir yerimiz varsa Kastamonu'da ben Sayın Valime ve Milli Eğitim Bakanı'na diyorum ki biz çocuklarımıza tarihi öğretmedikçe, Türkiye'deki insanlara, Japonlar her zaman çocukları alıp Hiroşima'ya götürüyorlar. Bakın diyorlar, Evet. okumaz, adam olmazsanız işte sonunuz böyle olur. İşte biz de Çanakkale'ye götüreceğiz. Şerife Bacı Anıtı'na, Bravo. Kastamonu'da her gün okulları götüreceğiz ve orada canlı olarak İstiklal Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Sakarya Zaferi diyorlar. Sakarya Zaferi'ni hala düne kadar Türkiye'de yani sayın meclisteki vekillerimiz de dahi Sakarya'da bilirlerdi. Halbuki biliyorsunuz yani Eskişehir yakınlarında, Ankara yakınlarında Sakarya mevki gözüm Dumlupınar'da Sakarya'da diyen Mustafa Kemal'in söylediği ve kulağım İnebol'da dediği o mucize işte bu Evet. Şerife bacıların eliyle kazanılmıştır. Biz ne yapıp yapıp okullarımızda tefessü etmiş, kültür emperyalizmine uğramış, tamamen Batı hayranlığı içinde olan bir toplum ve geleceğimiz olan gençler buralara getirilerek İnebolu Kastamonu İstiklal yolunda yürütülerek tarih yaşatılırsa
yarın bizi bunlar yaşatacaktır diye söylemek istiyorum. Evet, son yıllarda yalnız İstiklal yoluyla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor Kastamonu'da. Hatta geçen sene tahmin ediyorum 1-2 senedir İnebol'dan Kastamonu'ya yürüyüşler de düzenleniyor değil mi? Evet, bu yürüyüşleri biz Sayın Şeyhımız Günaydın Valim zamanı başlattık. Ben de Sayın Valim'le çok ciddi çalışmalarda bulunmuştum. Soranları anlatıyoruz. Sayın Mehmet Çetinkaya, Sayın Şeyhımız Günaydın Kastamonu'da bir tarih yazdı ama maalesef Kastamonularla pek uyumlu olamadı. Çünkü bu Kastamonu'da maalesef yerleşik düzenin aynı Karabük'te, Sinop'ta, işte Bartın'da olduğu gibi belli ailelerin güdümünde belli güçler gelen bir takım bürokratlara, valilere, belediye başkanlarına tahakküm ediyorlar. Bunları hep yaşadık. Ben 40 yıllık devlet memurluğunda da gördüm. Sayın Şeyhımız Günaydın tam bunların tersinde bürokrasiyi çalıştıran, yapan, mesela çok önemli bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz UNESCO mirasına kayıtlı bizim kasaba camimiz vardı. Evet. Çok önemli. Çivisiz cami dünyada tektir. Bunun asıl listeye alınması için dediler ki buranın ulaşımı yok. O gece sabaha kadar ne yapabiliriz dedik. Şeyhımız Günaydın'la ben de Birleşmiş Milletler'de çalıştığım için UNICEF'te, UNESCO'da dostlarım var. Dedik ki hemen bu gece yolu yapalım, gelen heyet burayı görsün, gayet güzel parklar falan var. Sahip çıkılmış. Bir gecede yaklaşık 20-25 kilometre yolu asfaltlayan bir vali maalesef Isparta'ya gitti. Isparta'ya gönderildi. Biz gittik orada gül bayramlarını yaptık. Kastamonu'da o gün bugün hiçbir şey yapılamıyor. İnşallah Sayın Valimiz Meftun Dallı Bey teşrif ettiler. Görevine başladılar. Kendisine buradan hayırlı olsun diyorum. Sizinle de beraberken konuşmuştuk. Hakikaten hayatı başarı hikayeleriyle dolu. Avrupa Birliği projeleri vesaire. İnanıyorum işbirliği içinde birdir biliyorsunuz. Ama iki, evet, aynı ruhta, aynı çizgide vatan, millet, bayrak, devlet noktasında düşünürse bu 11'dir. Evet. Böyle olanlarla ben Enis Yeter Valim'le 7 sene çalıştım Kastamonu'da. Kastamonu'yu imar ettik. Sayın işte Valim'le çalıştık. Çok şeyler yaptık ama devri kısa sürdü. Ondan sonra Mustafa Karavalim güzel işler yaptı ama ondan sonra gelen bürokratlar malum, Türkiye'de malum yapılar, işte 6 aylık valiler geldi buralara. Yani çok acı şeyler gördük, yaşadık Türkiye'de. Kaymakamlar gördük. Benim İnebol'da 2 yılda 4 kaymakam değişti. Yani ne oluyor bilmiyoruz böyle. Onun için ben istiyorum ki sizin de valileriniz atandı Bartın'a, Sinop'a. Ben tebrik ettim Akit'teki köşemde. Evet. İnşallah sayın valilere başarılar dilerken hani soran dağlar aşarmış, sormayan düz yolda şaşarmış. Evet. Medya kanalıyla kendilerine elimizi taşın altına koyacağımızı burada bir kere daha beyan ediyoruz. Evet. Sayın Meftun Dallı aynı zamanda hemşerimiz sayılır. Boyabatlı değil mi? Yani Boyabat Kastamonu, evet, sınır zaten. Sinop'un Boyabat ilçesi. Bu bölgenin çocuğu, buranın kültür yapısını bilen biri. Zaten hayatı, duruşu, oturuşuyla hakikaten farklı bir yapıya sahip. Yani biz şunu istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, devlet hakim değildir diyor. Devlet hadimdir diyor. Yani devlet vatandaşın ayağına gitmeli. Tamam, illa düğünlere, mevlütlere, sünnetlere, nişanlara, cenazelere gideceksin. Tabii önemli insanlar bu. Vatandaşın, evet, cenazesine de gidilse iyi olur da. Tabii buralara gideceksiniz. Sayın Valim de ilk geldiğinde ayağının tozuyla Bozkurt Belediye Başkanımızın oğlunun düğünü vardı. Ben o gün canlı yayındaydım. Gidemedim. Orada görüşecektik. Katıldı. Tabii katılmak zorundalar. Ama en azından da vatandaşın derdine derman olmak için bugüne kadar talep edilip de gidilmeyen mahallelere, yerlere giderek, mesela sel felaketinde perdenin arkasını, biz burada programı laf olsun diye yapmıyoruz. Siz de medya sahibisiniz. Ben de Türkiye'nin en büyük kanallarında program yaptım. Perdenin arkasını aralıyoruz. Yani bir gel bak bakalım, bu Türkiye bu sel felaketinde milyar larca lira para yardımı yaptı. Bunlar nereye gitmiş? Gitmeyen yer var mı?
Yani ben kendi köyümden söylüyorum. Geldin gördün değil mi burayı? Evet. Sayın Mehmet Kaya. Yani İnebolu Belediyesi'nin 1 kilometre yakınına yakışan bir şekil miydi burası? Doğru söylüyorsun. Hakikaten yolu yok, izi yok ya. Böyle hiç yakıştıramadım. Yani yolu yok. Dereleri dolu, camileri işgal altında. Efendim mezarlıkları göçmüş. Ben eski valime demiştim. Afat rapor tuttu, geldi buraları yapalım diye. Ne belediye başkanı, imkanı olmadığı için yapamıyorum diyor. Vali bey işte nasıl yapalım diyor. İnşallah bunun gibi daha bu Ahmet Maranki'nin dile getirdiği bir konu daha. Evet. Dilekçelerle bir de delire getiremeyen onlarca mağdur devletin, biz bunları niye anlatıyoruz Mehmet Bey? 40 sene devlette çalıştık. Evet. Devletin şefkatli yüzünü, elini, bu sayın valiler gelecek ya, bu camiyi kim işgal etti? Ne oldu? Caminin tapusu kime ait? Bu dereler niye yapılmıyor 5 senedir? Bu 1 metre delik deşik yerler niye yapılmadı diye bunu sormazsa, eskiden sen de biliyorsun. Evet. Eskiden medya, basın, ben tercümanda yazdım, Hürriyet'te yazdım. Yazdığımız zaman bakanlıklar hemen ilgili müfettiş yollardı. Gereği yapılırdı, bakılırdı, haksa haksız. Haklının haklı verilir, haksızın da kellesi alınırdı. Evet. Millet sırtını dayamış bir partiye, sırtını dayamış bir güce, bir iş adamına, ondan sonra hiçbir şey yürümüyor. Bu ne olur biliyor musunuz? Bu partilerin sonu olur. Yani bu millet 2024 yılında mahalli idarelerde bunun hesabını bütün siyasi partilerden sorar diye burada da altını çizmek istiyorum. Ve ben sayın valimi İnebolu'ya, köyümüze, mahallemize, bir de Geliştepe'si Manastır, biliyorsun Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri, tamamen pislik içinde, yakılmış, yıkılmış. Buraları biz turizme kazandırsak, Rize'de günde 54 tane tur geliyor Sümele Manastırı'na. Evet. Antalya filmlere konu oldu. Bizim Geliştepe'si Meryem Ana Manastırı, Yunanistan'da İnepolü Mahallesi var. Oralardan buralara günde 4 tane feribot gelse, liman yapılsa, İnebolu Limanı 100 yıldır yapılmadı. Yani bunları kim soracak? İnşallah senin vekillerimiz Halil Ulay'la Fatma Hanım dinliyorlardır. Yani il başkanımız Doğan İnli dinliyordur. Yani bunlar olmazsa bunun hesabını millet sandıkta bütün siyasi partilere sorar. Bizim vazifemiz gazeteci olarak bunu getirmek. Bir düzeltme yapayım. Rize dediniz az önce, Maçka'da Sümele Manastırı, Trabzon. Düzeltelim. Bravo. Onu. Sizin evet. İnebolu'daki manastıra bağlıymış sanıyorum değil mi bu Sümele Manastırı? Siz evet. Antakya'ya, İnebolu'daki manastıra da Sümele bağlıymış. Biraz bu konuda bilgi verin. Evet. Şu anda biliyorsunuz bunlar Ortodoks merkezlere, en büyük merkezi Antakya'dadır. Filmler falan orada çevriliyor, bu tarihi işte Osmanlı filmleri. Şu anda da bu tapınak şövalyeleri dediğimiz falan yetişen çok önemli bir yer. Halen en güzel şekilde muhafaza ediliyor. Biz oraya bağlıydık. Bu belgeleriyle kanıtlı. Yani ikinci derecede önemli. Üçüncü derece Sümele'ydi. Sümele yapıldı. Antakya faaliyette, ya onu bırakın, Van'daki adanın ismi şimdi aklıma gelmedi. Yani orada binlerce Müslümanın katledildiği Akdamar Adası'ndaki kilise bile yapıldı. Evet. Kaldı ki bunlar Lozan Anlaşması'na göre buralarda, altını da çizeyim, bir tarihçi, 6 tane tarihi kitabı yaşayarak yazan birisi gibi, buralarda Lozan'a göre hiçbir kuruluş ayin yapamaz. Burada ayin yaptığımız zaman Rize'de her sene ayin yapılıyor. Neye göre? Geçen gün Halil Paşa'mız, Yaycı Paşa'mız bunu anlattı belgeleriyle. O zaman biz de gidelim Atina'daki Merkez Cami'de bir cuma namazı kılalım. Yani işte bu tekamül, yani bunların çok önemli bunlar tabii. Burada konuşulacak şeyler değil ama bunları da kimse konuşmuyor. Yani bunları da kimse konuşmuyor. Sayın Çetin Kaya, neden bu Sümele Manastırı yapılıyor, Antakya yapılıyor da İnebolu'daki bu manastırın yolu dahi yapılmaz, gördün yolda. Evet. Pislik içinde. Yani
Hani bölgedeki insanlar da diyorlar ya, ya orada 4 tane taş var. Ben çocukluğumda burada tarihe kayıt düşsün 6 yaşımda orada 10 metre yüksekliğinde duvarlar vardı. Benim onun önünde resmim var. Çocukken sığır güttüğümüz yıllarda resmim var. Annem, teyzem, yeğenlerimle. Çünkü biz her sene Hıdır Ellez'de o geliş tepesine çıkar. Orada yuvarlanırdık, ederdik. İşte Oğuz'uz biz bu bölge. Oğuz'dur. O bütün oyunlarını, ip çekme, halat çekme, yüzük oyunu, halen köyümüzde biz bunları oynuyoruz. Ama bir mantık var burada. Bütün bunları unutturmaya çalışıyor. Biz tarihimize sahip çıkmalıyız. Yani Sümele Manastırı'nı Rumlar mı ele aldı, Yunanlılar? Yok. Antakya'yı kim aldı? İtalyanlar mı aldı? Yerinde duruyor. Evet. Yani bunlar ileriyi görmektir, ferasettir, becerikliktir, farkındalıktır. Tabii yani bu bölgelerin dışını görmeyen, İtalya'da işte deniz kenarında turistik bir bölgede başkanlık yapmayan veya bu bölgelerle ilgili bilgisi olmayan birinin bunları düşünmesi mümkün değil. Bunlar küçük hesaplar yapar, bunlar arazi toplar, arsa toplar. İşte atıyorum 18 uygular bir şey yapar. Yakında seçim zamanı zaten bunlar hep konuşulacak, ortaya çıkacak. Ona baskı yapar, buna şey yapar. Yani bir takım menfaatlerle bir takım işler görürler. Yani bunları açıklayacağız. Benim bugün ihbar hattı verdim senin de müsaadenle. Çocuklar o ihbar hattını yazsınlar aslında. Ahmet Bey, siz o ihbar hattını söyleyin, ekrana yazalım. Size bugün çok güzel yazmışsınız, gördüm. Batı Karadeniz'deki biz bölgemizden bahsediyoruz. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, namussuzluklar sizin ihbar hattınıza gelsin, paylaşırız oradan. Bizim BDTV'nin hattına da gelsin tabii ki. 0530 200 çift 096 benim Akit'teki ihbar hattım bu gazetede de. Evet. Ben gazetedeki makalelerimi böyle yazıyorum. Adam çok özür dilerim, bir bölge müdürünü artık kimse görevden alamıyor. Alamıyor. Yazılar, teftişler yok. En son işte Maranki Hoca diyor, adam oral seks yapıyor diyor. Yani videoyu atmış adam yani. Yani bunu burada bu kadar açık seçik söylüyorum. Çünkü niye? Maalesef artık hırsızlar hırsızları koruyor. Yani artık bu liyakat ortadan kalkmış. İşte biz bu programları niye yapıyoruz? Evet. Sadece arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk değil. Bölgelerinde güzel iş yapan belediye başkanı, kaymakam, vali, milletvekili, bölge müdürü kim varsa bu kocaman bir kanal. Şu an dünyanın Amerika'sına dahi yayın yapıyoruz burada. Yani bir 40 yıl devlete hizmet vermiş duayen bir akademisyen, diplomat, Türkiye devletinin garantör adamı, diğer tarafta da kocaman bir medyanın sahibi Mehmet Çetinkaya. Yani bunu birileri ciddiye alması lazım. Almıyorsa bu millet bunun hesabını sorar. Onun için diyorum, eskiden sorulurdu, şimdi at izi it izine karıştı. Hakikaten böyle, görüyorum böyle. Şimdi ben dün Sayın Bakanım, sağ olsun Maliye Bakanımız bir ziyaretime geldi. Biliyorsunuz buralıdır. Evet, o konuya geleceğim. Sayın Nebati geldi, oraya geleceğim az sonra. Şimdi Üstad, demin bahsettiniz. Ya yaptığımız yayınlarla ilgili herhangi bir yerden açıklama da gelmiyor. Ya Türkiye'de birçok şey değişti sevgili üstad. Biz eskiden bir yayın yaptığımızda ya bir iki satır bir gazete yazısı yazdığımızda ilgili makamlar açıklama yaparlardı. Şimdi bakıyoruz kimse açıklama, seni muhatap alan yok. Ya bu niye böyle oldu sizce? Ne oldu? Mesela dün akşam bana bir ihbar geldi. Bak, çok minik bir ihbar. Dediler ki Mehmet Bey, pandemi döneminde 7 tane 7 hemşireyi, yani 7 hemşireyi pandemi döneminde hastaneden aldılar, valilikte masalara oturtturdular. Siz bunu haber yapınca apar topar aynı gün hastaneye geri gönderdiler. Giden vali dediler, Karabük'ten giden sayın vali gitmeden önce yine bir yoğun bakım hemşiresini valiliği aldı dediler. Ya bugün araştırdım, gerçekten doğru çıktı. Haberinde yaptık. Bakalım ne yapacaklar? Geri gönder. Ya sağlık çalışanının bir hemşirenin biz yoğun bakım hemşiresinin valilik masalarında ne işi var Allah aşkına ya? Maaşını oradan alacak. Sağlık üstten orada masada oturacak ya. Bu nasıl iştir ya?
Ahmet Bey ya. Vallahi şimdi Sayın Çetin Kıra'ya, ben dediğim gibi 35 senedir yazıyorum, kitaplarım da var. Şunu gördüm, artık medya, ben Kastamonu'yu inceledim, Sinop'u inceledim. Senin oraya fırsatım olmadı. Sinop'ta Cengiz Kaya Tokmak kardeşimin de selamı var size. Sayın milletvekili, bir başkan adayıydı. Fakat bir türlü bu yapılardan, paralel yapılardan fırsat bulup adam hizmet yapamıyor. Devamlı çalıştırıyorlar. Dürüst, namuslu bir insan. Şimdi ben şunu gördüm. Şimdi Kastamonu'da ben şimdi Yeni Akit gibi ulusal basın, Cumhurbaşkanı'nın önüne konulan bir gazete. Evet. 5.000 kuruş, yarım sayfa yazım var. En az yılda 5 kere Kastamonu, 10 kere İnebolu'yu yazıyorum. Nazım'ı çekiyorlar. Evet. Ya bir tane Kastamonu gazetesi. Bak buradan sesleniyorum basına da. Bir tane İnebol'daki gazete, Posta gazetesi, Yeni İnebolu gazetesi varsa kim? Ya bunu al diyorum, bir de yol diyorum. Bak İnebolu ulusal basında Kurtuluş Savaşı. Bir bakarız, inceleriz diyor. Sen de tanıyorsun o işini zaten. Yayınlatamıyorum. Kastamonu'da bir gün sordum. Orada bizim İzzet Sarı var biliyorsunuz. Evet. Kardeşim. Duayen güvendiğimiz bir gazeteci arkadaş. Ya dedim. Orada Halil Ulaya falan, onun kanalında canlı yayın yaptık seçim öncesi. Ya dedim, neden hocam dedi. Şimdi burada 5 gazete var dedi. 5'ini de dedi siyasi partinin iş adamları satın aldı dedi. Dolayısıyla dedi onlara sormadan, haber doğru bile olsa yazma şansları yok. Adamın ipini çekiyorlar, maaşı gidiyor, kapı dışına koyuyorlar dedi. Bir. İkincisi, diyelim ki sol bir gazete gidiyor sağ bir belediye encümeninin reklamını alıyor. Bak, sol bir gazete, evet, hani yazacak ya sağcılar, şimdi izah için diyorum sol sağı. Tabii. Ama o sağcı solcu gazeteye reklam vermiş işte. Demiş ki işte bilmem ne emlak, bilmem ne onlu mamuller, bilmem ne restoran. Sordum ne kadar veriyorlar? Ayda 10-15 milyar reklam parası. Adam bunun gibi 4 reklam için davasını satıyor. Aynen böyledir. Bakın bunu söylüyorum. Bunu bana söyleyen ben işte, ya ortada. Şimdi sen bu Kastamonu'nun Şerife Bacı yazısını Akit'te yazmışım. Kastamonu'nun İstiklal Gazetesi bunu almalı, açık söz. Nasrullah Kastamonu. İşte bunu Karabük. Profesör Maranki Akit'te bunu yazdı belgeleriyle. Fatih Sultan Mehmet'in toplarının döküldüğü yeri yazdı. İnebol'daki Hamamcı Kadri'yi yazdı. Yazdı ya, yazma, yazmıyorsa bir bit yeni yaramak lazım. İşte ben medyanın küçük hesaplar yaptığını ve satın alındığını söylemek istiyorum. Maalesef üzülerek bunu görüyoruz. Yani bu Fısıltı Gazetesi gibi bunlar yazılmıyor. Yazılmadığı için de yapanın yanına kar kalıyor, ama biz yaşadığımız sürece bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Allah bize soracak. Çetin Kaya, sen ne diyecektin, televizyon sahibi yaptın. Neden sustun o hemşire için? Neden sustun o vali için? Neden sustun belediye başkanı için? Veya işte Bartın yolu yapılırken o bina yıkılmıyor. Niye duruyor orada yıkık şekilde? Bunu yazmazsan biz inanıyoruz ahirete. Allah sana da soracak. Bana da soracak. Yoksa biz aptal bir insan değiliz. Akıllıyız yani. Bu devlet bizi 40 sene istihdam etmiş. Yani. Dolayısıyla binleri bu hakkın hatırı için yazıyoruz. Yazmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra yine böyle yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar oluyorsa bunları da dile getireceğiz. Yani neden yazmadın kardeşim? Neden? Haber mi yanlıştı? Veya haber değeri mi yok? Yani Kastamonu'da yani Şerife Bacı'nın açılışı yapılıyor diyelim. Bunu haber yapmayan adama sorar birisi yani. İşte bu demokrasinin gereğidir. Haber alma özgürlüğüdür. Bu kalkarsa bu ülkede demokratik düzen değişip basının özgürlüğü, haber alma ve haber yayma özgürlüğü elden giderse bir gün bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Buradan da bütün medya mensuplarını, 3 kuruluşluk hesap yapan bütün medya organlarını, değerli gazeteci kardeşlerimi de
buradan bir kere daha hatırlatarak mesleğimizin şerefine, namusuna sahip çıkalım diyorum. Evet, tabii Kastamonu basınında çok değerli dostlarımız da var. Onları da tenzih ediyorum diye ben söyleyeyim. Evet. Sevgili Üstad, sosyal medyanda gördüm. Hatta bugün biz sizin haberinizde yayınladık BRTV internet sitemizde. Bir önceki Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati ziyaretinize gelmiş. Neler konuşuldu, ne sohbet yaptınız? Nurettin Nebati ile dostunuz var sanıyorum. Evet. Nurettin kardeşim aslında Urfalı, büyük bir aşiretin ağa çocuğudur. Yani böyle varlıklı, kendisi mali müşavirdi. Yıllarca biz devlet görevindeyken beraberliklerimiz vardı. En önemlisi de İnebol'dan evli. Yani buradan evli olduğu için. Değil mi? İşte yani, evet. Evet, eşi buralı. Dün sağ olsun eşi ve çocuklarıyla birlikte misafir ettik. Her sene sağ olsun. Gelir buraya İnebolu'ya. Şimdi bir evi var. Ata baba topraklarını ziyaret eder. Tanıdığımız, bildiğimiz, bakanlık döneminde de yakın ilişkilerimiz olan birisiydi. Tabii şimdi biraz rahat. Mersin'den milletvekili oradan. Konuştuk. Hakikaten ben şunu söylemek istiyorum. Tabii kendisine o da aynen senin gibi gelirken önce korumalar yollarda şaşırdı. Yanlış yollara girdi. Çakıl çukul yolu bulamadılar. Yani bu İnebolu'ya 2 kilometre. Kars'ın Kağızman'da olsa kolay. Yani Hakkari'de asfaltsız yol yok. Şırnak'ta hiç kalmamış. Ben Hakkari'de kayyum Cüneyt Epçim valimle çalıştım orada. Belediye başkan adayı oldu. Onunla büyük görev yaptık orada. Ya bir tane asfaltsız yol olmaz mı Şırnak'ta, Hakkari'de? Yoktu. Bizim İnebol'da işte sen gelirken gördün. Ali Coşkun Bakanım gelirken geçen sene oydu misafirimiz eşiyle. O da gördü. Ve Sayın Bakanım geldiğinde dedim ki ama şu uzun yollardan gel, asfalt yoldan. Gezdirdim köyümüzü, manastırı gösterdim, hayret etti. Sayın Valim'le konuşacağını söyledi. Bunlar olmaması çok yanlış dedi. Dertlerine çare oldu. Hiç kimsenin yapmadığı. Onu da ben yazdım bugün. Paylaştım. Köyümüze dedim bir yıl içinde ikinci bakan geldi dedim. Ama başka kimse gelmedi dedim. Yani ne vali, ne belediye başkanı, ne kaymakam gelmedi. Yani derdi dinleyen yani. Derdimize çare olan. Anlattık. Sayın Valim'le konuşacağım dedi. Olmaz öyle şey dedi ya. Adalet var dedi, hukuk var dedi. Gereği yapılacak dedi. Yani ben köyümün yolunu yaparım. Ama yarın birileri çıkar ki bu yolu niye yaptın der. Yani devlet varken, devlet ebed müddettir. En önemli konu şuydu. Sayın bakanım tabii çok yorulmuş. Hakikaten aylarca çocuklarını görememiş. Eşleri çocuklarıyla konuştuk. Kolay değil, böyle uzaktan eleştiriyoruz ya bazı şeyleri. Evet. Bir de oralarda ben çalıştım başbakanlarla, Özal'dan bugüne kadar hepsine danışmanlık yaptım. Orada mesai mefhumu yok. Hele Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 24 saat ne zaman arayacağı belli olmayan biriyle çalışmak da çok zor hakikaten. 24 saat teyakkuzda hanımı çoluk çocuğu unutuyor insanlar. Ben çok bakanlarımı dinledim. Süleyman Soylu olsun, Murat Kurum olsun. Daha bunun gibi isim saymak istemiyorum. Yani burada Mustafa Marank mesela çok yakın dostumuz, arkadaşımız. Yani abi biz eve gidemiyoruz derler yani. Şimdi böyle bir çalışma içinde devlet 24 saat çalışırken birileri de bir takım art planlarla ince işler çeşilip akçalı işlere girerse işte medya olarak bizim bunları dile getirmemiz lazım. Ben bunu getiriyorum. Bundan sonra daha şiddetli olacağım. Dün ben Sayın Bakanım geldi, köyümüzü gezdi, camimizi gezdirdik, gösterdik dedim. Sayın İnebolu Belediye Başkanı grubu terk etti. Gruptan ayrıldı. Niye ayrılıyorsun? Yani biz bakana köyü gezdirince sen niye zorlanıyorsun ki yani? Çok ilginç. Yani bazı kişiler, yine işte bir meclis üyesi grubu terk etti. Şimdi bunların altını araştırıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Bunları da hepsini konuşacağız, yazacağız.
Şu an elimde 17 tane dosya var sadece İnebolu ile ilgili. Şaşırırsınız bakın. 10 tanesi Akçalı işler, arazi, arsa, 4 tanesi uyuşturucu işi, bilmem neler. Yani bir İnebolu Belediyesi'nin ben İstiklal Madalyalı bir ilçeyi mecliste İstiklal Madalyası konuşuldu 180 yıl önce. Bir de maalesef CHP milletvekili Hasan Baltacı İnebolu uyuşturucu merkezi oldu diye konuşuldu. Bu benim çok ağrıma gitti. Benim dedem 12 sene askerlik yaptı. İkisi de gazi madalyalı. Köyümün iki camisi de Demircikli dedemin yaptığı camilerdir. Ben bu camiyi kimseye bırakmam. İşgal altında. Ne kaymakam düzeltiyor ne birisi. Biz bunun için çalışıyoruz. Üstad bir saniye. 2-3 defa işgal altında dedim bu camiyi. Ya işgal altında derken caminin arazisine mi? Evet, yan komşu camiyi tapusuna geçiriyor. Caminin imamı da mahkemeye gidiyor, deşaret gösteriyor. Sayın Başsavcım sağ olsun. İlgileniyor, veriyor, heyet geliyor. Diyor ki evet 6 metrekare cami arsasına işgal edilmiştir diye rapor veriyor. Fakat daha sonra hiçbir işlem ne belediye ne kaymakamlıkça yapılmıyor. Güya idari karar işte mahkemeye müracaat etmiş. Daha sonra da belediye görüş veriyor. Kamu yararı vardır. Bu işgal kaldırılmasın gibi. Sayın Bakan'a anlattık. Yani bu küçücük bir hadise. Allah'ın evi. Diğerlerinin kapağını açsak altından çok pis kokular var. Yani bu basit bir mesele. Burada bunu dile getirmek istemiyorum. Sayın Bakan'a söyledik. Sayın İl Başkanımıza konuyu geldi burada inceledi. Doğan Ünlü Bey. Teşekkür ediyoruz Doğan Ünlü Bey. İl Genel Meclis Üyesi, İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü halkı dinledi. Gördü yapılanları. Haklısınız hocam dediler. Zaten AFAD raporu var. Şimdi Sayın Valimizin gelip olaya müdahil olmasını bekliyoruz. Çünkü bunun validen başka çözecek biri yok. Aşağıdakiler çözemiyor bunu. Ne sebeple çözmediğinin üstüne gitmek istemiyorum. Ben dedemin yaptığı camiye sahip çıkarım. Vatanıma, milletime, bayrağıma, devletime sahip çıktım gibi. Dolayısıyla biz İnebolu'muzun işte kötü şeylerle anılmasını istemiyoruz. Yani devletin orada baltacı, devletin zabıta aracında uyuşturucu yakalanır mı? Yani devletin zabıta aracında uyuşturucu bulunduğunu ben baltacıdan dinledim. Basına yansıdı. Bunlar nasıl oluyor? Bu yarın Karabük'e, Kastamonu'ya bu çocuklarımızın geleceği ne olacak? Kim bunlar? Bunların hepsinin ayıklanması lazım. Nerede? Devlet dairesinde mi? Belediyede mi? Yani nerede? Duyuyoruz burada. Yani çok karışık şeyler. Bunları daha sonra uygun zamanlarda biraz ilerleyelim. Sayın Valimizin bir gayretlerini görelim. Bunlar açıklanacak diye söylemek istiyorum. Biz şerefiyle bu memlekete hizmet etmiş insanların kötü olarak anılmasına asla kata ve katiyetle müsaade etmeyeceğiz. Evet. Üstad, geçenki programımızda da konusu oldu ama ben tekrar etmek istiyorum. Siz geçen sizi ziyaretimdeki sohbetimizde Batı Karadeniz sahillerinin özellikle bu Sinop'la Amasra arasında hatta ta Ereğli'ye kadar olan bu coğrafyada çok uzun yıllar önce zeytinlik olduğunu söylediniz. Hatta dediniz ki çatal zeytin. Ben şimdi birkaç dostlarımla bunları konuşuyorum ya gerçekten çatal zeytin diyorlar yani. Şimdi kimse de merak etmiyor yani çatal zeytin niye denilmiş diye. Abana, İnebolu, işte oradaki bütün sahiller, Cide, Kurucaşile neyse zeytin ağaçlarıyla dolu ve İnebolu Limanı'ndan bundan 10 yıllar önce, 100 yıl önce, 150 yıl önce neyse gemiler dolusu zeytinler Rusya, Romanya neyse dünya ülkelerine, Avrupa'ya sevk edilirmiş. Ya bu neden acaba zeytincilik bizim bölgemizde yok edildi de tuhaf tuhaf çam ağaçları falan dikildi acaba Üstad? Efendim bu iş sahip çıkma. Bakın şimdi sen yarayı kaşıyıp duruyorsun Sayın Çetinkaya. Kaşıyorum yani ki bu... hiç olmazsa. Yaraya merhem olacak kim? Tabii. Belki işte
bölgenin sayın valim, yani ben belediye başkanı veya çok iyi belediye başkanları var. Abana belediye başkanı Yunus dört dörtlüktür. Bir arkadaşımız mesela Abana, bütün İnebolu bu bölgenin insanı Abana'ya gider denize. Niye? Altyapısını yapmış, düzeltmiş. Spor AŞ genel müdürü eski arkadaşım. Evet. Mesela buralarda tıngır tıngır festival yapılırken, işte köçek oynatılırken ben aynı gece evim sahilde oturamıyorum. Böyle bir turizm şehri olur mu ya? Yani böyle ben burada emekli şehri geleceğim, sahildeki evimde oturamıyorum. Dışarıdan gelen dört kişi eğlenecek diye. Neymiş? Stand up yapıyor. Stand up ne ya? Benim türküm var, sazım var, değil mi? Evet. Halayım var, oyunum var, sepetçi oğlum var. Stand up yapıyor. Aynı gün ben Abana Belediyesi'nde koca meydanda, festival meydanında Murat Aydın'dan tutun da İsmet Yıldırım, İstanbul'daki belediye başkanlarımız 2 saat sağlıklı düşün, beslen, yaşa konferansı yaptı. Bak Abana'da yapıyorum bunu. İkincisi oldu. Neden? Adamın kıymetini devlet adamı biliyor. E Kabzımal şimdi bunu bilmez ki. Kabzımal Kabzımal'ı tanır. Yani bakkal bakkalı tanır. Devlet adamı, bilim adamı bilim adamını tanır. Yani neyi anlatmak istiyorum? Herkes de şamil değil bu. Başarılı, çok kıymetli arkadaşlarımız var Kastamonu'da. Tahsin Babaş bir önce çok başarılıydı ama yanlış bir siyaset. AK Parti %30 oy kaybetti. Yani şimdi pek çok isim vermek istemiyorum. Yani ben bildiğim yakın dostlarımı söylemek istiyorum burada. Dolayısıyla bu bölgede bu işe sahip çıkacak insanlar lazım. Çatalzeytin bir ilçenin adıdır. Kastamonu'nun bir ilçesidir. Evet. Bir gün biri çıkıp oradaki belediye başkanı, kaymakamı, valisi, ya yüksekokulu bir araştır. Etrafındaki 100 yıllık, 120 yıllık zeytinlikler var. Bir gör. Abana'nın çayırlarında bir gör. Niye var? Zeytin dünyanın en stratejik ürünüdür. Bütün dünyada bitkiler yok olsa, iyi dinleyin bakın. Bu uluslararası kanalda yaptığım bir konuşma. Zeytin bitkisi yok olmaz. Dayanıklıdır 2000, 3000, 4000 yıl. Kestane yok olmaz 2000, 3000, 4000 yıl. Ceviz yok olmaz 1000, 2000, 3000 yıl. İşte bu bölgede bunların hepsi var. Ama bu devlet hala ve hala, bakın Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Senmezoğlu, dört dörtlük bir arkadaşımız. Pırıl pırıl geldi. Hocam dedi, siz bizim büyümüşsünüz. Bütün müdürleri topladı. Bak adam adamdan anlıyor. Geldi. İnebol'da bütün işletme müdürlerle bu kestanelik mevkilerini gezdik. Sayın Çetin Kaya. Evet. Burada 600 yıllık kestaneler, daha bir yükseklikte 200 yıllık cevizler ve sahilde defne ağaçları ve zeytinlikleri gördük. Bakın, tabi zeytin meyve ağacı olduğu için orman işi değil ama ormanla ilgilendiren kestanedir mesela. Dedi ki bu bölgede, hemen dedi buranın anası Aslı diyor ki ben bağırıyor burada. Kestaneliyim. Zaten haritada kestanelik mevki. Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Sayın Çetin Kaya, 50. yılda çizilen kadastro haritalarında hangi rakımda hangi meyve yetişiyorsa, meralık, sebzelik, kır, kırtaban, taban araziler, cevizlik, kestanelik, bunların hepsi belirtilmiş. Bunlar var. Amerika'yı keşfetme. İrade lazım. Diyecek ki biz bunu Şehmuz Günaydın'la yaptık. Geldik 50 bin kestane ceviz fidanı dağıttık. Ama alttaki bir takım eksikliklerden, hoca dedi yaptık ya dedi bir gün böyle. Kulakları çınlasın. Dedim bak sayın vali, Kastamonu'dan, o Ankara'dan bunlar böyle olmuyor. Onu bir de kestaneyi, şimdi tabii bir fidan 50 lira ama tarım bunu orman dağıtırsa atıyorum 2 liraya dağıtıyor. Evet. Şimdi burada öyle bir sistem kurulmuş ki işte muhtarlar birileri Ali Veli X diyelim getiriyor olmayan adamın adına köyde 20 tane fidan alıyor 2 liraya 20 liraya bunu satıyor. E bunu sağlamanın yolu ne? Sayın valim dedim şimdi sen bu 50 bin cevizi verdin ya bir yıl sonra yanına orman müdürünü tarım müdürünü kimse bunu alacaksın geç bakalım kaymakam sen de düş önüme gel bakalım nerede bu cevizler? Kurudu mu? Soldu mu? Büyüdü mü? E bunu sormazsan tribünlere oynarsın.
tribünlere oynanmıştır bugüne kadar Karadeniz'de. Hiçbir tane ceviz ağacı da yoktur. Kestane ağacı da yoktur. İşte zeytin de böyle yok olmuştur. Bunu zeytini dalında gören değil, zeytini bilen adamı bakan yapacaksın, cevizi bilen adamı bakan yapacaksın. Yani ben de iktisat profesörüyüm ama toprak okudum, tarım okudum, tütün okudum, orman fakültesinde teknoloji endüstri mühendisi oldum. 750 tane bitkiyi ezbere aldım, ürettim, yaptım. Sen beni yapsan bakan, yani mesela diyorum, ben bunların hepsini Kastamonu'yu geçen gün yazdık, konuştuk. 5 yılda bu bölgeyi pilot bölge olarak Sayın Bakan'a makalelerimde yazdım. Sellerde suları gölekle tutarsın. Yangınlarda da geniş yapraklı ağaçlar yaparsın. Bu gölekler çoğaltırsın. Gidip denizlerden su çekmeye gerek kalmaz. Bu göletlerden orman yangını söndürürsün. Bakın, Amerika keşfedilmiş. İğne yapraklı ağaç bugün türleri 12 tanedir. Sunta dışında, sarıçam ve 1-2 tane sedir hariç, sunta dışında hiçbir işe yaramaz. Havayı da temizlemez. Dünyanın hiçbir yerinde gidin, İspanya'da bir tane çam ağacı yok. Ne var? Hepsi zeytinliktir, incirliktir. Bakın, git Yunanistan'a, bir tane çam ağacı yok. Ancak yüksek kayalık dağlarda var. Ne vardır? Hepsi zeytin ağacıdır. İşte Çataz zeytini bugün sahilde böyle bir proje başlansa, bu büyük kentlerden göç tekrar sahillerde zeytine, biraz yukarıda kestaneye, devlet alacak bunu, köylü arazisini verecek ve orada dikim garantili, alım garantili bu işi yapacak. Yine aynı şekilde kestanede bal yaparak, kestane balı, kestane bal ormanları kurularak, bunlar çok kolay. Yılda 100 milyar dolar devlete para gelir buralarda. Ama ne demişler? İşi ehline veriniz, yoksa kıyameti bekleyiniz. İşte Türkiye'nin kıyameti kopuyor. Evet. Ya adam yolu yapamıyor ya. Yani 500 metrelik yol 5 senedir yapılmadı. Telde Ozan Vali, Van Valisi, koordinatör bağlı caminin önüne geldi, ağladı adam bak. Tarihi isim veriyor. Benim devletim bu kadar aciz mi dedi. Nasıl yapamaz dedi. Niye dedi yazdırmadın hoca bunu. Sayın valim dedim, benim binam %30 kaydı ama burada. Tera binam var. Orada millet öldü, onlar varken ben %30'u düşünemezdim dedim. Ama yıllar geçti ya, dilekçeler yazdık. Nerede bu devletin valileri, belediye başkanları? Bak Sayın Murat Kurum'u anlatıyorum. Bu bölgeyi sit alanı ilan ettiler. Bir önceki belediye başkanı döneminde Sayın Kaymakam'la bölgenin mücadele alanını arttıralım. Her gün yanımdaydı burada. Allah razı olsun Gökhan Görgülü Aslan. Şu an İzmir'de büyük bir ilçenin konak kaymakamı. Dedi ki, hoca dedi, mücadele alanı arttıralım. Arttırdık ki hani alanları genişletelim, yatırım yapılsın. Şimdi bir yazı geldi 4 sene önce. Dediler ki bu son dönemde başkan değişti. Bölgeniz nitelikli sit alanı olmuştur. Ya diyorum, Murat Kurum'la büyük tartışma yaşadık sel zamanı. Sayın Bakan, nitelik demek endemik bitki demek. Nitelik demek tarihi ağaç demek. Bunların hiçbiri bölgemizde yok. Bu masa başından kim yazmış? İlgili biri imza atmış buradan. Yani belediyesiz, bilmem nesiz, kaymakamsız bu iş yürür mü? Yürümez. Evet. Bana bunu Sayın Bakan dedi, düzeltilir. Sabah Ankara'dan 2 tane 06 plakalar geldi. Hocam haklıymışsınız dedi. 4 yıldır meclis kararı gerektiği için, biliyorsunuz bu şeyde Karabük'te, bu sit alanlarının yetkili valisi de orada, evet, kendisi. O da geldi baktı, haklısın hocam dedi. Dün Sayın Bakanıma söyledim, Nebati Bakanıma, tamam hocam dedi, olur mu dedi öyle. Bu evler dedi burada. Neden? İşte burada bir yetkilinin, bu bölgeyi idare eden belediye başkanı, kaymakam, her kimse, oraya kim imza attıysa bunları da açıklayacağız. Sayın Bakan buraya yolladığı heyette daire başkanı bana ne dedi biliyor musun? Sayın Çetin'e bir kağıt gösterdi bana. Bakın dedi, siz böyle böyle bakanı suçluyorsunuz ama dedi heyeti, bakın dedi, burada bir imza var dedi. Buraya biri imza atmıştı. Bu
imza yani sit alanı olabilir diye. Şimdi bunları bir kim soracak? İşte bunları seçim zamanı açıklanacak bunlar. Ama al birini vur birine. Değişen bir şey yok. 20 senedir memleketimizde İnebol'da taş üstüne taş konmamış. 1908 yılında Kastamonu vilayeti Türkiye'nin en büyük vilayetiyken ikinci Bursa, bak Kastamonu vilayet en büyük sancağı İnebol 22 bin. İkinci büyük il Bursa vilayeti sancağı Mudanya 8 bin. Şimdi 100 yıl geçti. Türkiye'yi kurtardık. Şerife Bacı'la şu an Kastamonu'nun nüfusu 100 binlerde. İnebol'un nüfusu 10 binlere düşmüş. Karşılı olan Mudanya'nın nüfusu şu an 100 binin üzerinde. Ayhan Terzi kaymakam, o da buradaydı. Köyüme misafire geldi. Dadaylıdır kendisi. Evet. Hocam dedi, sen misal verdin ya dedi. Bak aynen, gidi Mudanya'yı bir gör. Bu nedir? Ferasettir, liyakattır, ehliyettir, yetenektir, ileri görüşlülüktür. E şimdi sen manavdan şey yaparsan sebze üretir, o da yok. Kasaptan yapar, hayvancılık yapar, o da yok. Evet. Yani şimdi burada, şimdi onun için millet uyanık olsun. Ama ben inanıyorum, bölgemizde sayın hükümetimiz bu eksikliği görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı değiştirdiği, daha büyük bir siyaset yapıyorum şu anda. Türkiye'de 25'e yakın emniyet müdürü, il emniyet müdürü değiştirilmiş. 57 tane vali. Evet. Yani %70'i valilerin 80'i değiştirilmiş. Büyük çoğunluğu da merkeze çekilmiş. Demek ki bu hakikatler yazdığımız yazıların hepsi ilgili yerlere ulaşmış. Evet. Bakın. Ben inanıyorum ki hem Bartın'a gelen hanımefendi, hem sizin sayın valimiz Mustafa Bey'di herhalde. Evet, Mustafa Yavuz Bey. Evet, Mustafa Yavuz valim, Sinop'taki Mustafa valim ve bizim Meftun Dallı valimiz. Hepsi büyük aşkla görevlerinin başındalar. İstişare biliyorsunuz Şura-i Beyno aranızda ehil. Bilenlerle istişare edin. Sorarlarsa bu dağlar aşılır ve ülke refahına gider. Sormazlarsa da biz gereğini yaparız. Elimizi taşın altına koyarız. Ülkemiz için çalışmaya devam ederiz diye söylemek istiyorum. Evet. Yani bu bölge 300 kilometre kare sahilimiz var. Bir tane turist gördünüz mü Amasra dışında? Göremezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Karadeniz'e akan bütün nehirlere ilçelerin lahamları bağlıdır. Denize lahm suları akar. Evet. İnebolu'da biz 3 senedir denize giremiyoruz, 5 senedir. Abana'ya gidiyoruz. Niye? Abana bu belediyecilik hizmetini yaptığı için. Buradan sayın hem Bartın'ın, hem Karabük'ün, hem Kastamonu'nun, hem Sinop'un değerli valilerini, bu suları ölçtürün, kaymakamları. Ya bunlarda gelen insanlar 15 gün hasta yatıyorlar. Bakın, yazık değil mi bu devlete? Nerede bu devletin sahipleri? İşte onun için bunları söylüyoruz. İnanıyorum bundan sonra artık herkes için eskisi gibi rahat olmayacak. Böyle festivallerle karı kız oynatarak, yani izah için dinliyorum. Çünkü affedersiniz, İnebolu gibi Şerife Bacıların memleketinde olan şeyleri bir gün ben medyada paylaştım. Aynen sizin yüz tipiniz gibi estağfurullah hocam dediler. Bu millet bunları hak etmiyor. Bu millet Batı Karadeniz Anadolu'nun yiğit insanlarıdır. En eski tarih kitaplarında yeni bozulmamış, savaş görmemiş, Anadolu kıtasına sahip çıkan, bütün savaşlarda şehit vermiş, Bartın'dan Sinop'a kadar Kızılırak kavgasında Kastamonu vilayeti 193 bin şehitiyle bu memlekette her zaman ön planda olmuştur. Bunun karşılığında devletten almak istemektedir. Bütün mücadelemiz budur diye söylemek istiyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin gerçekten Kastamonu, yani bu coğrafya Türkiye'de Milli Kurtuluş Savaşı'mızda en fazla şehit veren bölge üstad. Programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız ama sizi ekranda gören izleyicilerimiz
Ahmet Maranki'nin aynı zamanda bitkilerle ve sağlıkla ilgili de çok ciddi çalışmaları var derler. Biraz da sağlıktan bahsedelim Üstad. Her şeyin başı sağlık. Buyurun. Sayın Çetinkaya, biliyorsunuz Allah'ın emirleri içinde farz olanlardan birisi de sağlığı korumak. Namaz, oruç, zekat, hac gibi ki onların şartları var yani. Şimdi biz maalesef sağlığımızı öteleyen insanlarız. Bilhassa parayı zor kazanan, farkındalığı olmayan, akıl edemeyen, düşünemeyen toplumlar çalışıyor. Bir gün hastalanıyor, bir doktora gidiyor. Diyor ki kebap yok, kadın yok, işte içki yok, eğlence yok, o yok, koşmak yok, gülmek yok, zıplamak yok, gitti. Adam tam parayı bulmuş. Ben de diyorum ki ya anı iyi yaşa. Yani adi bir arabaya yılda bir kere bakım yaptırmadan kimse yola çıkmıyor değil mi? Doğru. Kaza yaparım diyorsun. Adama soruyorum 50 yaşına gelmiş, kalpte 4 tane stent, karaciğer rahatsız, midede helikopter, safra kesesini aldırmış, diz kapaklarında hanımların teneke, tamam mı? 3 tekerlekli araba gibi yaşıyor. Ya diyorum hiç kendine bakım yapmadın mı? Yok hocam yapmadık diyor. Bunun sebebi okumama, araştırmama. Allah'ın ilk oku değil, oku. Namaz kıl değil ki, oruç tut değil ki, başını ört değil ki. Oku, okut, dinle, dinle. Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Ulusal kalanlarda yayın yapmış biriyiz. İlmimizin zekatını veriyoruz. Haksızlık karşısında susan, dinsiz şeytan olmak istemiyoruz. Ben sokakta yürüdüğüm zaman insanlar sarılıyor. Bir Rize turu yaptım, bir Isparta, Afyon turu, 5000 resim çektirdim. Acaba bu işleri yapması gerekenler sokakta gezemiyor biliyor musunuz? Evet. Yüzleri yok. Bunlar çocuklarına nasıl cevap verecekler? Devleti nasıl soyduklarını mı anlatacaklar? Nasıl yapamadıklarını, bu arıtmaların bütün lağım sularının denize attığı, ilahir, ya Sayın Bakan'dan 7 kilometre kanalizasyon şeyi aldım Murat Kurum'dan, çevre il müdürüm dinlesin. Hı. Geldi iki de arıtma sözü aldım, yer gösterme yüzünden yapılamadı masraf vesaire vesaire diye. Hı. İşte bu yeteneksizliktir, bu liyakatsizliktir, bu ehliyetsizliktir. Siyasi partiler aklını başına alsın. Öyle bağırmak, tribünlere oynamak değil. Şimdi bakıyorum Kastamonu'da kavga çıkmış. O ona AB'ye bağırıyor. BC'ye ben alacağım diyor. Kesip ya sen ne yaptın ki bu ülkeye? Yani senin bir dikili ağacın mı var bu ülke? Ahmet Maranki'ye 250 kişilik iskelle burnunda termal kilolarını bugün bakan soruyor bana. Nurettin Nebati. Abi sen otel yapacaktın ne oldu diyor. Dedim yaptırmadılar. Bu dönem bu da yaptırmadı dedim oraya. Araba muayene istasyonu yaptı. Arabalar deniz manzarasında muayene oldu. Bak sen gülüyorsun millet de gülüyor. Yani ağlanacak bir halimiz var ya. Yani bu ülkeye yatırım yapalım. Paramız var. İlmimiz var. Sağ olsun hangi bakana desek, şu Maliye Bakanı'na desek ki Sayın Bakan bize şunu tamam hocam diyecek. Evet. Bak ama maalesef bugün böyle bir takım hadiseler var. Onun için sağlık önemli. Otelimizi yaptıramadık. Ben işte kanserdir, kısırlıktır, bilhassa çocuk olmama problemi çok fazla. Evet. Bütün bu havuzlar çok tehlikeli. Yüzüyorlar insanlar, hele illerde böyle işte üst kademe havuzlarda yüzüyor. Ya bu havuzlarda klor atılıyor. Ey akıl eden, doktoru var orada, avukatı var, valisi var, kaymakamı var, garnizon komutanı. Beni de davet ettiler de oradan biliyorum. Hocam yüzüyoruz işte her sabah. Ya diyorum bir dakika. Bu havuzda diyorum klor, evet klorlu. Peki diyorum birinizde hepatit varsa, frengi varsa, bel soğukluğu varsa, mantar varsa, eksema varsa, kandida varsa... dedim bu suya tükürdün geçti, sen işte ağzından burnundan bağışıklığın düşükse sen bunu kaparsan ne olacak, hiç bakan yok bunlara, günlü güne den bir toplum oldu. Asla toplu havuzlara girmesinler, akan su olmayan havuzlara girmesinler kesinlikle. Frengi, bel soğukluğu, herpes, bak bugün yine hasta baktım çocuk problemi, kaç tane düşük yapmış,
Yani danışmanlık yapıyoruz tabii. Biz hekim değiliz. Şimdi şunu demek istiyorum. Yılda iki defa detoks dediğimiz bir uygulama var. Sayın Çetin Kaya. İnşallah seni de davet ediyorum. Şu değerli eşimle birlikte. Yalova Termalyum Otel'de buralara yaptırmadılar. Halbuki bir tane buraya otel yapsak, geçen gün Akçakoca'dan aradılar. Orada 7 yıldızlı bir otel varmış. Sahilde 5 senedir bomboş duruyormuş. Evet. 5 senedir bomboş, denize sıfır bir otel. Yani bunlara yorum yapmak istemiyorum. İşte Yalova Termalyum Otel'de Muammer Oral valim, sağ olsun Yalova vali, şimdi Ordu'ya gitti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da genel sekreter yardımcısıydı. Beraber çalışmıştık. Abi dedi, gel burada bir otel var. Şimdi biz 2 senedir Yalova'da Termalyum Otel'deyiz. Oraya insanlar 7 gün geliyorlar. Herkes bunu evinde de yapabilir. Ahmet Maranki'ye girsinler. Detoks, kozmik beden temizliği, ruhsal, ruhumuz bozuk. Herkes streste. Bedensel arınma dediğimiz 7 gün hayvansal gıda, unlu gıda, şekerli gıda, hamurlu gıda, sütlü gıda yemiyoruz. Sebze, meyvelerle 7 gün böyle bir sağlıklı beslenme programı uyguluyoruz. Bu programlara dünyanın her yerinden, yani işte biz, insanlar geliyor buraya, zengin, varlıklı insanlar. Geliyor ve 81. kampımızı yapıyoruz. Bakın. Sağ olsun yine vali deyince, Şerimiz Günaydın valim, bu İskenderbornu'nda Atakan Atasoy kaymakamdı. Dedi ki bu belediye başkanı yaptırmıyor, burayı alalım devlete, suyu da ben çıkarayım dedi. Buraya bir tesis kazandıralım, Ankara'ya 2 saat. Tam suyu bulduk, 100.000 lira para harcadık. 85 derece su var. Evet. Sayın Çetin Kaya, Karadeniz'de 85 derece su, saniyede 15 litre sıcak su. Tam oteli kuracağız. Sayın Vali Sparta'ya gitti. Yani merkeze gittiler. Gece gittik, görüştük. Remzi Gül abiyle de, Efkan Ala Bakanımız da, ya dedik siz ne yapıyorsunuz? Biz devlet adamıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar bu meseleyi götürürüz. Son anda Sparta'ya Sayın Valim geçti. Orada da çok güzel hizmetler yaptı. Kalkındırdı. Kayseri'ye gitti vesaire. Yani bu, inanın bir vali bir ülkede çok şey yapabilir. Evet. Bakın. Bir kaymakam çok şey yapabilir. Bir belediye başkanı bugün Abana'da olduğu gibi imar edip bütün bölge turizmini getirip işte bu detoks uygulamasını burada yapacaktık. Dünyanın en zenginleri gelecekti. Engellediler. Yine şimdi adayız diye dolaşıyorlar ortalarda. Ama bu millet hak etse zaten çok liyakatlı, ehliyetli haller olacak. Herkes evinde bu 7 günlük uygulamayı yaparsa, dediğim gibi çok kötü hastalıklardan, şeker, tansiyon, MS gibi, kalın bağırsak, karaciğeri temizliyoruz. Biliyorsunuz takım uygulamalar oldu Türkiye'de. Malum virüs salgınları oldu. Evet. Bundan dolayı insanlar bunun zehirlerinden temizlenmesi lazım. Şu anda ölüm oranları artmış durumda. Mesela ben İnebol'da ezanı duyuyorsunuz çok yakın. Eskiden 3 günde bir sela verilirken şimdi günde 10 sela verilir. Evet. İnsanlar kalp krizlerinden ölüyorlar. Hava kirli, su kirli, flora bozuk, fauna bozuk, habitat bozuk. Kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesini temizleyerek hem 5-7 kilo sağlıklı kilo verirler, hem doğacak çocukları sağlıklı doğar. Çünkü insanlar şimdi yurtta, okulda, burada doktor, mühendis okuyacağım diye canhıraç, sağlıksız besleniyor. Evet. Sayın Çetin Kaya, bu ikisi evleniyor. Ondan doğan çocuk da 800 mikropla doğuyor. Nesil gitgide hastalıklı doğuyor. Evet. Bundan 50 sene önce kullanılan ilaç, Türkiye'de 100 kişinin 10'u ilaç kullanıyordu. Şimdi %99'u ilaç kullanıyor. Evet. Hani teknoloji gelişmişti? Ömür uzadı diyorlar. Yalan. Ömür uzamadı. Teknolojik hizmetler arttı. Belediye hizmetleri, hijyen arttı. Su temizlendi de ömür uzar gibi gözüktü. Yani dolayısıyla biz ilaç türeşlerini beslemeyelim. Sağlıklı beslenip, sağlıklı düşünüp, sağlıklı yaşamak mümkündür. Bunun yolu da detoks uygulamasını herkes evinde yapsın. 7 gün bizi aramaları halinde o ihbar hattımızdan bile kendilerine 7 günlük detoks setini de, bakın buradan söz veriyorum,
gelecek nesillerimiz, doğacak çocuklarımız sağlıklı olsun diye çocuk yapmak isteyen herkese bize gelsinler. Gelemiyorsa, imkanı yoksa gelsin, evinde 7 günlük lağman setini ücretsiz destek ürünleri alması halinde hediye edeceğiz. Kara BRT TV'den arıyoruz hocam, programımızı dinledik diyene, bunlar ucuz şeyler değil yani, bir lağman seti 100-150 lira. 7 günlük setini ve detoks kitabımızı, broşürümüzü de hediye edeceğiz. O da bizim ilmimizin zekatı olsun diyorum. Allah'ın verdiği ömür uzamaz Sayın Çetin Kaya. Evet. Ama verilen ömrü kaliteli, sağlıklı, mutlu, huzurlu 33,5 yaşımızda dik yaşamak mümkün. Senin de eşinle birlikte bütün Türkiye'yi 22, bu dolunay günlerinde oluyor. 22 Ekim, 29 Ekim ilk dolunay detoks günüdür. Herkesi evinde yapmaya, yapamayanları kamplarıma davet ediyorum. Sizinle birlikte hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Üstad. Şimdi hattan almayalım Üstad'ı. Demin valilerden falan bahsederken biraz yaramızı da deştin sevgili Ahmet Üstad. Karabük'te de yeni bir vali değişimi oldu. Biz yeni dönem diyoruz. İnşallah umutla yeni valimizden yeni hizmetler bekliyoruz. Merkeze giden sayın vali döneminde çocuklar bulabilirlerse tam ya oturduğu konutun dibinde, oturduğu lojmanın bitişiğinde, Ahmet Bey oturduğu lojmanın bitişiğinde, Ahmet Bey'i de ekrana alabilirsiniz arkadaşlar. Karabük'te kaldığı süre içinde bir temel atıldı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ya buraya memleketin tapu kadastro binası yapılacak. Yani sözde tapu kadastro binası yapılacak. 5 sene oturduğu lojmanın hemen bitişiği, bak tam burası Ahmet Bey. 5 sene burada kaldı. Tam oturduğu lojmanın dibi. Bak az sonra gözükecek yukarıda. Ya burası polislerin kulübesi ya Üstad. Polislerin kulübesi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 5 sene nasıl oturabilir ya bir insan? 5 sene. Ya benim bir bitişiğimde böyle bir çukur var kardeşim. Ya kapatırım burayı ben ya da yapılacaksa bina yapılır arkadaş. Ya devletin en yetkili insansın. Cumhurbaşkanımızın Karabük'teki en yetkili Cumhurbaşkanı temsilcisin ya, daha bunun şeyi yok yani, lamıcımı yok. 5 sene böyle kaldı ya. İnşallah yeni valimize mesaj gönderdim. Buranın görüntülerini gönderdim. Sayın valim lütfen ilgilenin dedim. İnşallah ilgileneceğim Mehmet Bey diye cevap yazdı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yaram değişiliyor ya. Ya biraz da şehirlerimiz belli bir yaştaki valiler için emekliyi doldurma yeri olmamalı. Da ilk vali olanlar için staj yeri olmamalı. Ya şehirlerimiz hizmete susamış Ahmet Bey ya. Doğru değil mi? Vallahi yeni gelenler aman kula tüyüne sabuna dokunmayayım diye iş yapmıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve benim değerli kadim dostum Ağrı'dan Antep'e, İstanbul'a yakın aile dostum olan Ali Yerlikaya'ya da sesleniyorum buradan, bakanıma, kadim dostuma. Yeni gelenler iş yapmıyor. Ya biz de Kastamonu'da aynısını yaşadık. Senin gibi bir kere köyümüze daha getiremedik. 5 senede insan bir kere gelmez mi ya bir İnebolu'ya? Profesör Ahmet Maran gibi sıkıntı dilekçe veriyor. Bir gel diyor ya. İlla birinin kaynanasının kız kardeşinin düğününe gitme yani. Ha o tamam. Yukarıda güçlü biri olabilir. Ama Allah var ya. Aldığın paranın hesabını ver yani. Yani şimdi bu çok önemli. Dediğim gibi tam emekliye ayrılacakken de aynısını yaşadık. Ben kendilerinden dinledim. Evet. Ne yaptı? 8-10 sene Kastamonu vilayetinde taş üstüne taş konulmamıştır Şehmuz valimizden sonra. Karabük'ün halini görüyorum ben. Ya bir çevre yolunuz olmaz mı ya? Yani bir tane, yani bir çevre yolu yapılmaz mı? Çok Koca doğru söylüyorsun şeyde, ya. Vallahi doğru. Karabük'ü gitmek için tam 45 dakika harcıyoruz biz. Tamam, isteyen Karabük'e girsin ama yap o ovacıktan yukarıdan bir tane otobana bir yol indir. Niye yapmıyorsun bunu? Sayın Mehmet Ali Şahin, ben adayken 20 sene önce yanımdaydı.
İşte al bayrak, bayraktar. Ben konuşunca Mehmet Ali derdi ki abi ben de konuşayım mı? Yok sen konuşma artık, ben konuştum derdi. O çevre bakanımız Bayraktar derdi ki abi ben sen de konuşma derdim. Ben konuştum. Bu ülkede kimler ne oldu? İnşallah oğlu geldi bu sefer Cem Bey herhalde, Şahin. Yani bir çevre yolu olmadan bu Karabük'ün hava kirliliği, hele o bir meydan yapılmış. Allah selamet versin. Yani o meydan eski hali daha iyiydi, o Çelin oradaki meydan. Yani bu bir, yani nasıl Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı yıllardır yapılamayıp her selde benim dükkana bir metre su doluyor. Sayın Vali, Belediye Başkanı hüzünlenip ağlıyorlar. Para yok AFAD kapsamında. Ya böyle bir devlet olur mu? Böyle bir belediye olur mu ya? Sayın Bakanlar, Çevre Bakanı, Bayındırlık Bakanı. Yani kimsen özlese ki değerli dostum, hukukumuz çoktur. Yani İçişleri Bakanı. Ya bu milletle bir ilgilenin. Allah muhafaza Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelse, Allah hayırlı uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yani bu ülke atalette kalacak yani. Başıboş devletin ebed müddet anlayışı yok edilmiştir. Bunun tekrar yerine konulması zaruridir. Elzemdir, katildir. Bakın, devletin valileri devletin Cumhurbaşkanının temsilcisidir. Oradaki o binayı da çözecek. Nasrullah'taki Frenkşah Yaşam Merkezi'ndeki bir metre neden su basıyor diye belediye başkanına soracak. Abana'da ne oluyor? Bartın'da ne oluyor? Biz neden bu lağımlar denize akıyor? Bunu soracak. Evet. Görevini yapmayana raporu yapıp yapacak. Biz de bunu tarihi olarak yaşatacağız bu kişileri. Evet. Neden 15 tane vali geçmiş son 20 yılda? Üçünü anıyoruz. Üçe eser bırakmış. Evet. Diğerleri, bir de bunun ahireti var. Evet. Sinkaya, senin o binanı yapmayan adam, idare-i maslahat, son yazım öyleydi. Sayın Bakan'a ithaf ettim, Yerlikaya'ya. Sayın Bakan dedim, kararname çıkmadan. Şu anda dedim, valiler idare-i maslahat yapıyor. İdare elden gitmiş, sadece maslahat yapanları var. Bunları ayıklamazsan, ikinci Türkiye yüzyılı hedefine ulaşamayız. Bunlarla ilgili bilgi belgelerimizi yolladık. Ama yine birileri bir hendek atladı. Olsun, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de sıçramaz. Biz doğruları savunmaya, katıları ürkütmeden, yol göstererek, yapıcı olarak devam edeceğiz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman Batı Karadeniz'i konuşacağız sevgili Üstad sizinle. Siz Kastamonu'dasınız, İnebol'dasınız. Biz Batı Karadeniz'in bir başka bölgesindeyiz. Yeni valimiz Batı Karadeniz'in kalbi dedi Karabük için. Ya gelir gelmez Karabük'le ilgili bir kafa yormuş. Batı Karadeniz'in kalbi. Çok hoşuma gitti. Gerçekten benim ruhumu okşadı. Yani ilk kelimeleri Batı Karadeniz'in kalbi Karabük. Güzel bir sözle girdi. Sevgili izleyicilerimiz, konuğumuz stratejik araştırmalar uzmanı, çok değerli büyüğüm Ahmet Maranki'ydi. Ahmet Maranki ülke televizyonlarında 1500'den fazla program yapmış. Çok değerli bir bölge insanımız. Ülkemizin çok değerli bir profesörü, bilim insanı. Azerbaycan'da düzelteyim, çok uzun yıllar eşi hanımefendiyle görevlerde, devlet görevinde bulunmuş çok değerli bir insan. Çok teşekkür ediyorum Üstad. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah her hafta bu bölgenin sesi olmaya devam edelim inşallah. Evet, çok sağ ol.